unsurları hakim oluyor, bir eğitim sistemine dönüşüyor. Bunu Türkiye'nin bugün geldiği bu işte başkanlıklı parlamenter sistemde ama temelindeki eğitim eksikliğini olduğunu benim kadar düşünüyor musunuz? Ya bu konuda ne yapılabilir? Her ikisine de. Çünkü eğitimli toplumlarda demokrasinin sağlıklı işlemesi imkansız bu. Bunu kaç düşünür bunu söylemiş. Ve bizde de eğitim sistemimiz gittikçe daha kötü bir hale geliyor. Okuma yazma bilmeyen kız çocukların annelerin sayısı milyonlarda. Bunlar aileden başlayan eğitimde nasıl eğitecekler? Türkiye'yi demokratik sağlıklı bir sisteme nasıl götürecekler? Ben biraz şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum. Birincisi, üç tane sorun var. Yani ikinize karşı. Birincisi, Ersin Hoca dedi ki, başkanlık sisteminin defolarından biri winner takes all. Yani başkan aynı zamanda bir şeyinde, kongrede... Elçiye zamanında Soğan Lins söyledi, ben aktardım. Ama ben ona soruyorum da gençler olarak. Böyle bir defo bir şart yani başkanlık sisteminde olabilirmiş. Halbuki parlamenter demokrasi özgür değil. Yani parlamenter demokraside biz ne yapıyoruz? Yasamayı seçiyoruz. Yasamanında en fazla oyu alan partinin başkanı da başbakan oluyor. Daha birinci gün yapısal gereği olarak yürütmeyle yasama bir araya gelmiyor. İkisinde şey başlaymış. Böyle bir tenişte yok. İkincisi, Yılmaz Hoca kültürlerden bahsetti. %94 yönetenlere itaat etmek gerekiyor diyor, değil mi? Hayır, o kümelerin kesiştiği nokta. O dört özelliği birden. Kümelerin kesiştiği noktada acaba biz başkanlık sistemini mi sorgulayalım? Yoksa içine parlamenter demokrasinde girdi, tüm demokrasiyi mi sorgulayalım diye soruyor. Yani mesela Türk usulü başkanlık sistemi dediğimizde içinde demokrasi olmayan bir başkanlık sistemi diye bir şey mi anlayalım diye aklından geçti. Üçüncüsü de 2007'den beri yaşadığımız bir olay var. Bunu da bir soru olarak ortaya atmak istiyorum. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği bir ülkede parlamenter demokrasi işler mi işlemez mi? Yani biz başkanlık sistemini istemiyoruz ama böyle mi devam etsin demek zorundayız? Yoksa illaki bir şeyler yapmak zorunda mıyız? Teşekkür ederim. Kaç tane daha alalım mı yoksa? Devam edelim. Başkan Bey. Tamam. Ömür Bey sonra geleceğiz. 5, 6, 7 siz olacaksınız. Tamam. Önce vallahi bekliyoruz. Kayıt oluyor mu bunlar? Ömür senin sesin geliyor. Geliyor da biz duyuyoruz. Fayda giriyor mu? Ha. Peki. Şimdi önce Ersin'den özür dilerim ama bu hafta başında andığımız Altınlar Evi'nin çok güzel bir oyunu biliyorsunuz, görmüşsünüzdür çoğunuz. Neydi? Keşanlı Ateşi. Orada Genco Erkal'ın ilk oyunlarda yaptığı bir tirat vardır. İnsanın ceddi diye o şöyle biter. Müddehi evvel, müddehi lisani, kulunuz 8 devre iz verilir. Bunu şöyle bağlıyor. İşte insanın ceddi nedir? Maymun değil, kedi. Neden mi belli? Dört ayak üstüne düştüğünden belli. Oradan kafamda, yani yıllardır çakılı, bu hafta daha bir derinleşti. Onun için o müddehi böyle fırlayıverdi ağzına. Şimdi birkaç iki soru soracağım. Önce sorularımı sorayım. Bir, devlet şu ya da bu şekilde, şu ya da bu tür devlet fark etmez. Yasalara uymazsa, uymamakta devam ederse ve bu şekilde insanları işte kontrol ederse, yani bunun karşılığı nedir? Nasıl temizlenecek bu iş? O bir. İkincisi,
Yani bu tarihsel bir şey, gelenek hep oluyor. Baş, bir baş devlet ya da başkan ya da işte şu ya da bu baş olması doğal bir şey hep ola gelmiş. Ne hissediyorsunuz? Şimdi birkaç şey söyleyeceğim. Bir basit, çok güzel açıklandı Amerika'daki işte bu merdivenliğin ya temsilci olmakla ben bakın Amerika'da vatandaş kelimesi yok. Para mafek kullanılmıyor. Ne diyorlar? Taxpayer diyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani daha doğrusu Amerika diyorum. Çok yanlış söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika deyince benim Arjantinli bir arkadaşım alınmıştı. Biz de Amerika'yız diye. Bakın buna çok dikkat edin. Amerika demeyin. Birleşik Devletler ve Amerika Birleşik Devletleri demek lazım. Tabii Amerika deyince Meksika geçenlerde yine söz konusu oldu Meksika biliyorsunuz. Viva Zapata filmini isteyeniniz var mı? Vardır. O filmi hatırlıyor musunuz? Başında bir grup köylü Pancho Villa başkan ona giderler bir dilek çevirdiler. Çok imzalı. Çok imzalı bir dilek çevirdiler. Yuvarlamışlar. İşte o arada konuşurlar falan da bir tanesi çok konuşur. Sonra adın ne der? Zapata der. Önceki hafta şöyle bir alçak içine alır. Sonra Zapata başkan olur. Filmin sonunda Zapata başkana bir grup köylü gelir. Ve benzer durum işte birisi şimdi onu alır. Önemli değil. Yine çok laf eder. Zapata listede onun adını halka içine alır. Yani bu Meksika demokrasisinin gelişmesi. Son şunu acaba nasıl karşılıyorsunuz? İşte geçen de bu tanıdığımız bir kimse Daron Acemoğlu'yla Robinson diye birinin bir kitabı var. Çoğunuz biliyorsunuz herhalde. Ben okurken başlarında bir iki sayfanın içinde bir söze rastladım. Çok duyarım sosyal bilimci dostlarım da Max Weber diye o evler değil mi? Evet. Max Weber diye birisi şöyle bir laf etmiş. Yani, tabii Almancasını bilsem keşke Almanca söyleseydi. Biz anlamaz gibi. Bizim için var. İşte babaca şöyle devlet meşru şiddetin tek elidir diye bir söz söylemiş. Bu size ne diyor? Bir tane daha alalım. Sonra geleceğim. Sonra geleceğim. Hasan sizde. Sonra konuşmacılarımıza döneceğiz. Bir hayli oldu herhalde. Bu yaşta artık hatırlamak güç oluyor. Bu çoklar bir şey var özgürlüğü ister.
işte sen o şeye katılmıyor ki yani eğitimimiz arttıkça yazıcı ifade özgürlüğüne de boş vermeye başlıyoruz. Yani herkesin sarılıp duygular dünyanın sarılıp Amerika'da İngiltere karışıyor veya Finlandiya'da ifade özgürlüğüne sarılsak bir son örnekle katıl katıl icatı bilmek istiyorum bir şey. O da şu. Şu da şu. Ucube hikayesi. Şimdi ucube hikayesinde eski başbakan Cumhurbaşkanı 10 bin liraya vermekte. Herkes çok sevindi. Eminim. Bak, ona ver. Herkes çok sevindi. Şimdi ben biraz hani şeyden anlatmak için ben biraz üzüldüm. Niye üzüldüm? Çünkü esasında onun da bir ifade özgürlüğü. Yani biz çıkardı ortaya. Ya bu şey dedi. Daha geçersin bunlar. Yeter ama o eğer balyoz alıp da onu yıkmayı gerekiyorsa bu ülkeler, hükümetin ayrılı, basılı, üniversitesi, rektörü, herkesi buna karşı çıkıyoruz. Esas sorun bu. Yoksa öbürünü de sevinmek bizi valla Aristo'dan tarz ve sonda şiddete getiriyor gününe geliyor. Hala o var diye. Sıkıntılar bu. Bunu söyledim size. Şimdi aktivist var. Bir tur yapmıyor. Daha sonra şimdi konuşmacılarımıza bir fırsat verelim. Şimdi onlar bir toparlasınlar zaten. Ama soruların içinde bir örtüşme var mı yani bana? Buyurun Ersin. Peki. Kısa kısa değineceğim. Hepsine daha sonraki turlara fırsat verilmek için. Kültür kodları değişik şekilde çalışabilir mi? Eğer Acemoğlu ile Robinson'ı okuduysanız, etkilendiyseniz çalışabileceğini düşünebilirsiniz. Çünkü onlar kültürün önemli olmadığı kurumsal tasarımın önemli olduğunu iddia ediyor. Kitabın temel özelliği yok. Dikkat edecek olursanız. Ve diyorlar ki yani kültür nasıl olursa olsun siz doğru dürüst okuduğunu kurumsal yapıyı kurabilirseniz ve kuralları oluşturabilirseniz ve bunlara göre çalıştırabilirsiniz. Özellikle özel mülkiyetin güvence altına alınması ve kontrat grubunun güvence altına alınmasını sağlayabilirseniz iktisadi gelişme de belirtebilirsiniz. Demokrasiyi de bu yapı içerisinde kurabilirsiniz. Evet, yani inclusive kurumlar kurmak zorundalar. Tabii inclusive kurumlar hangi kültür ortamında nasıl çalışır o ayrı mesele. O ayrı mesele. Bak bu kadar basit değil. Benim de bakayım. Dolayısıyla belli bir tanım yapıyorlar. O tanımın içinde kalıyorlar ama ne kadar bu tartışılabilir belli değil. Fakat Seymour Martin Lipset hocamdan özür dileyerek buna bir atıfta bulunacak. Estağfurullah. Hocamın da hocası çünkü. biliyorum İmmet Hocam olan asistanlık yapmış durumdaydı. O da bize rıfa oldu. Şimdi onun bu 1990'daki Journal of Democracy argümanında yazmış olduğu makalede bir siyaset bilimci olan fakat Kanada'da başbakanlık yapmış olan bir alıntı var. Pierre Trudeau diyor ki, Kanada'da işler biraz zor gidiyor. Çünkü diyor bizde çok sayıda Katolik var. Katolikler gerçeği kelle sayarak saplamazlar. Gerçek bilinir, papaya sorarsın, söyler. Böyle yerlerde demokrasi zor oluyor. Olmuyor demiyor. Çok zor oluyor. Onun için Katolik ülkeler demokrasi yerleştirmede Avrupa ve Kuzey Amerika örneklerinde Protestanlardan daha sonra gelmişlerdi. Çünkü ülkeleri başka tür bir gerçek saptama formülü kullanıyorlar. İmkansız değil ama tabii zorlukların mevcut olduğunu ve ona göre düşünmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Temel itibari. Şimdi eğitim konusunda ben burada da bir tavuk önce gelecekti. Burada bu belli değil. Böyle bir sistemin değişmesi olmaksızın içine girmiş olduğumuz işte belirli bir tür kişi yaratma fikri ki totaliter Stalin tarafından önce savunulmuştur, daha sonra Hitler tarafından savunulmuştur. Belli bir değişiklik yapmıştır. Demokrasiye uyumlu bir şey değil. Demokraside değişiklik yaratmak bir proje olmaz. Demokraside insanların kendi özgürce istedikleri tür eğitimi seçmeleri imkanı verilir. Bu imkan bile oraya da seçerler. Dolayısıyla burada başka bir problemle karşı karşıyayız. Problemin bir isterseniz semptomu gibi gözüküyor. Şimdi Cüneyt Bey'in söylediği doğru. Parlamenter rejimde yasama yürütme füzyonu var. Doğru ama bunu her zaman belirli bir partinin tahakkümü halinde çalıştırmak mecburiyetinde değilsiniz. Zaten birçok rejim, örneğin Almanya'ya bakacak olursanız
1947'den bugüne sadece 4 yıl parti rejimi iktidarda oldu. Geri kalan dönemde koalisyon devleti. Kültürle yakalanan. Sadece kültür, sadece kültürle değil. Böyle çalışma mecburiyetindesiniz çünkü aynı zamanda kurmuş olduğunuz seçim sistemi size temsili imkan sağlayan bir sistem. O zaman fragmente bir parlamento ortaya çıkartıyor, parçalanmış. Oradan da ancak koalisyonla çıkabiliyorsunuz. Ve bu hem kültürün bir ürünü, yani seçmen davranışının ürünü, hem aynı zamanda koyduğunuz kuralın ürünü. Seçmen davranışının ürünü olmasını İngiltere'de görüyoruz bugün. İngiltere yine seçime gidiyor ve muhtemelen yine koalisyon çıkacak. Koalisyona en az mümkün kılan seçim sistemiyle, çünkü seçmen davranışı değişti. Dolayısıyla iki tane temel değişken var. Hem seçmen davranışı var, hem de koymuş olduğunuz seçim kuralı var. Ama ortaya çıkmış olan bu parçalı yapıda hükümeti bu şekilde kurup çalıştırabilme imkanımız var. Bir ikinci problem var bizim, bize geçmemiş olan, bizde sorun oluşturan problem. Bu tür bir parlamenter yapıda başka denge ve fren mekanizmaları ortaya çıkıyor. Örneğin İngiltere'deki çalışmada backbenchers bir fren mekanizması olarak çıkıyor. Arka sıralara oturan yeni seçilmiş parlamenterler başbakanı devirebiliyorlar kendi partisinin içinde. Veya başbakanın aldığı kararı tabir caizse ona yediriyor. Cameron'da Avrupa Birliği ile ilgili karar bu şekilde oldu. 78 kişi aleyhine oy verdi ve değiştirdiler. Bizde bir backbench revolt'un olabilme şansı bugünkü parti sisteminde yok. Yani problem orada. Ama İngiltere'deki sistem zaten temel itibariyle gentleman's agreement'la çalışıyor. Bunun için gentleman'a ihtiyacımız var. Orada da bir problemimiz var. Şimdi bundan sonra devlet yasaları uymamaya devam ederse neyle karşılaşırız diyoruz. Bunun bir tek yanıtı yok, çok yanıtı. Şimdi ben bugünkü içinde bulunduğum... Çare. Yani çare de söyleyeceğim. Bugünkü içinde bulunduğumuz durumu daha çok 1990'lardan itibaren internetimize girdi İsmail Türkler'in otokol benziyor. Kendi kendine darbe yaptı. Bunu Fujimori 1990'da Peru'da iktidara geldi. Meşru yollardan geldi. Yasal olarak geldi. Fakat parlamentoyu kapattı. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile birlikte ülkeyi 8 sene yönetti. Ve sonunda 2000'de iktidardan devrildi ve kaçtı. Japonya'ya gerisi geri çağırdılar. Japonlar zorunda gönderdi ve yargılandı ve hapse mahkum oldu. Yapmış olduğu darbe dolayısıyla. Bu otogol olarak literatüre girdi. Nasıl devrildi? Evet, çünkü bir tane medya kanalıyla, medya kanala vermiş olduğu yolsuzluk haberleri yayıldı. Bunun üzerine Latin Amerika'daki organizasyonlar, yani oradaki devletlerin devlet teşkilatı, Latin Amerika devlet teşkilatı baskı yapmaya çalıştı. Ve bu yolda devrildi. Genellikle devrilme bu yolda oluyor. Onu da söyleyeyim. Yani dışarıdan gelen baskılar ve bu baskılara dayanamama sonucunda oluyor. Ama bunun tarihi çok eskiye kadar gider. Aristo hepimizin hocası bahsediyor. Böyle demokrasiyle oynuyorsunuz falan, böyle adamlar gelir sonra gitmez. Başınıza bela olur, bu rejime fazla güvenmeyin diyor kitabında. Ama 1799'da bunu ilk yapan Napolyon Bonaparte iktidara gelmiştir. Askeri darbeyi kendisini meşrulaştırmak için bir icatta bulunmuştur. Adına referandum diyorlar. Zannederseniz ki demokrasi için kullanılıyor. Hayır. Otoriter rejimi hayata geçirmek için kullanılmıştır. Ve referandum sayesinde Fransız parlamentosunu bir kenara iterek tek başına imparator olarak yönetti. Hakkını haline almıştır. Nasıl devrildi? Yenildi Avrupa. Önce Rusya'da, arkasından İngiltere'de bir savaştan sonra. Bir de böyle bir şey. Dolayısıyla yöntemler son derece çeşitli. Şimdi Weber'den alıntıda bulunduğunuz Weber'in tanımı oradaki vurgu meşruiyetidir. Yani meşruiyet olmadığı zaman ne olur da çok daha eski tarihlerde bir yanıtı vardır. Saint Augustine diye Saint adıyla da anılan bir siyaset bilimi yazarı var veya siyaset felsefesi yazarı var. Diyor ki herhangi bir haydut çetesiyle devleti ayıran tek şey ikincisinin meşru olmasıdır. Meşruiyeti kaybederseniz
o noktadan itibaren kaybet cephesi haline geliyor. Risk budur. O zaman da insanlar ayaklarını yok. Yani temel problem bu. Önerim benim soruları bitti İlmaz Bey'e. Teşekkür ederim hocam. Valla bütün soruları hatırlayabilecek bir not almaya çalıştım. Elimden geldiği kadar eksik bırakmamaya çalışacağım ama bıraktığım hususlarda yardımınızı rica edeceğim. Şimdi efendim en önce bu Zafer Toprak'ın bu kültür kodlarına itirazı meselesi galiba ilk soru oydu. Tabii orada sıkıntılı bir durum var. Yani kültür böyleyse, bu da değişmiyorsa biz ne yapacağız? Öbürünün söylediği gibi çareniz ne? Şimdi en baştan söyleyeyim, ben kültürü değiştiremem. Yani ona bir çare bulamam ben. Ama şunu tekrarlayabilirim, hatırlayabildiğim kadarıyla yazdım buraya. Amerikalı muhafazakar bir politikacı Moynihan, Daniel Patrick Moynihan'ın bir sözü var. Der ki, muhafazakarların en temel varsayımı kültürün belirleyiciliğidir. Ama liberallerin en temel varsayımı da, liberal bu Amerikan sistemi içindeki yani daha bir sola yakın sosyal demokrat vesaire liberal, onların en temel varsayımı da kültürün değiştirilebilir ve kendi kendisinden kurtarılabilir olduğu. It can be saved from itself. Şimdi böyle bir ikilem var burada. Kültürler değişiyor. Kültürler ama bir gecede değişmiyor. Yani kültür dayanıklı bir şeydir. Bayağı dayanıklı bir şeydir. Onun için de bugünden yarına değişmez. Tabii ki kurumlarla etkileşim sonucu etkilenir. Tabii demokrasi öğrenilebilir. Biraz uzun bir dönemde sebat etmek şartıyla kültürü değiştirmenin yolları işte malum eğitim, aile veya toplumu karşı karşıya kaldığı büyük travmalar, savaşlar, felaketler, doğal afetler, şunlar bunlar, onlar hızlı bir şekilde yeni kültürel değerlerin oluşmasına yardımcı olabilir. İyi ya da kötü beğenilen ya da beğenilmeyen yönde. Ama burada şöyle bir durum var. Kurumlara bu kadar güvenmemek lazım. Dersin hocam dedi ki Almanya'da işte böyle oluyor çünkü kurallar böyle dedi. Yok mu bir kahraman ben beğenmiyorum bu kuralları değiştiriyorum diyecek. O niye çıkmıyor diye bakmak lazım. O niye benimsenmiyor diye bakmak lazım ki burada Hasan Hocam'ın dediği yere geliyor. Yani orada yerleşik bir zihin yapısı varsa, özgürlüklere gerçekten önem veriliyorsa ve bu yaygın bir değerse o yerleşiyor. O kurumlar da onu isteseler de istemeseler de izlemek durumunda kalıyorlar. Ama oraya gelene kadar tabii biraz sıkıntı oluyor. Bütün dünyada olmuş sıkıntı. Bir tek bizde değil elbette. Ama şu anda biz herhalde özellikle sıkıntılı bir dönemden geçmekteyiz. Henüz de işte ne olacağının hiçbirimiz tarafından bilinmediği sıkıntılı bir dönemden geçmekteyiz. Cüneyt Gülsever'in sorularından bir tanesi şuydu. Cumhurbaşkanının seçimle geldiği yerde bir ülkede işleyen parlamenter bir düzenin örneği var mı? Var, Avusturya mesela. Çok yakın. Doğrudan seçiliyor Cumhurbaşkanı ama yetkileri parlamenter sistemlerde olduğu gibi sembolü. Şu andaki sistemde çalışır. Madde 102 var. Müzikiyle değiştirmeden bu sizin dediğiniz olur. Olur. Yani olmaz değil. O da olur. Yani illaki doğrudan seçilmesi İslam'da bir başka örneği. Modifikasyon parlamenter demokrasisinde yapma ihtiyacı doğmuştur artık. Tabii yani evet ama olmaz bir iş değil. Onu diyorum. O olabilir bir şey bu. Ama bunlar nereye kadar yaşar? Ne olur? Tabii o başka bir şey. Bu biliyorsunuz 3 sene önce, 4 sene önceden filan başlayan şimdi
ama yeniden başlayabilir. Yeni anayasa yazma furyası var. Her bir grup toplanıyor, yeni bir anayasa falan yazıyorlardı. Hasbelkader bunlardan birkaç tanesine beni de çağırdılar. İşte gelir misin yeni anayasa hazırlıyoruz diye falanca işte sivil toplum örgütü falan. Ben hepsine aynı cevabı verdim. Ben İngiliz anayasasından yanayım. Onun için katılmayayım ben bu toplantılara diye. Ve bunu yani komiklik olsun, espri olsun filan diye yapmadım. Yani şunu vurgulamak için yaptım. Eğer çok yerleşik gelenekleriniz, değer sisteminiz varsa anayasaya koyduğunuz maddeler o kadar önemli değil. Amerikan Anayasası'na bakın en son değişiklik ne zaman yapılmış? Kaç tane? Kaç? 1787'den ne kadar? 225 yıl mı? 228 yıl mı? Ne geçmiş aradan? Yapılan değişikliklerin sayısı fevkalade kısıtlıdır. O ilk şeyi bırakırsanız bir yana ilk 10 değişikliği temel haklar ile ilgili Bill of Rights dedikleri 10 tane temel hakkı ki o da anayasanın kabulünden hemen sonra tekrar yürürlüğe girmiş. Onları bırakırsanız yani en son değişiklik, iki değişiklik ki onların üstünden de 30 sene mi geçmiş? Tam bilemiyorum ama çok sene geçmiş. Bir tanesi işte seçmen yaşının düşürülmesi. Bir tanesi de eğer kongre üyelerinin maaşlarında bir değişiklik yapılırsa o dönem için o değişikliğin yürürlüğe giremeyeceğine dair iki madde. Yani temel değişiklikler bunların hiçbiri. Şimdi mükemmel bir anayasa var. Olabilir mi? Yani 230 sene önceki kafayla yapılmış ama bunu çalıştırmaya niyetiniz, meramınız var mı? Yok. Ve bunu demokratik bir şekilde çalıştırmaya kararlı mısınız, değil misiniz? Bu en son kilitlenme. 2013 aralığındaydı yanılmıyorsam. 2013 Kasım aralık o araydı. Amerikan sistemi bir daha kilitlendi. İşte bu Obama'nın sağlık reformu işine cumhuriyetçiler çok karşı oldukları için biz de bütçeyi onaylamıyoruz dediler. Ne olacağını bilemediler bir süre. Neyse sonra bütçe onaylandı falan filan. Demek istediğim şu ki o sırada bir gazeteci, bir televizyoncu demokrat Obama'nın partisinden bir senatöre mikrofonu uzattı. Ve dedi ki kilitlendi işte cumhuriyetçiler kilitledi bunu. Ne düşünüyorsunuz dedi. Demokrat senatörün verdiği cevabı çok iyi hatırlıyorum. Demokrasi böyle bir şeydir dedi. Tek adamın hızla karar alabildiği bir rejim istiyorsanız bunun adı demokrasi değildir dedi. Bunu iktidarda bulunan başkanın partisinden ki o sırada senatoda da çoğunluktaydı demokratlar. Birkaç sandalye farkıyla da olsa bir adam söylüyor. Şimdi böyle bir düşüncedeyseniz, böyle bir düşünce yapısındaysanız başka bir tarafa gidiyorsunuz. Öteki türlü ise başka oluyor. Şimdi efendim eğitim. Bugün Aristo toprağı bol olsun çok anladım. Evet. Çevirmeye vaktim olmadı. Aklınızı dileyerek İngilizce okuyacağım. Hani eğitim, dini eğitime dönüştü. İşte iyice ne artık o tarafa doğru savrulduk. Buradan da nasıl bir demokratik kültür çıkacak filan. Evet. Dini eğitime doğru çok yol aldık. O orası kesin. Şöyle demiş. A tyrant must put on the appearance of uncommon devotion to religion. A tyrant must put on the appearance of uncommon devotion to religion. Subjects are less apprehensive of illegal treatment from a ruler whom they consider God-fearing and pious. Gene 2400 yıl öncesinden bir deyiş. Onun için eğer önemli bir çoğunluğumuz ne çıktı ya bu dini eğitim
Ne, nasıl değiştirirsin kardeşim sen bu eğitim sisteminde durup dururken? Ne oldu aydınlanmanın getirdiği bilimin öncülüğünde, bilimin ışığındaki eğitim diye bir çoğunluğumuz olsaydı? E olmazdı. Onun için iş gene geliyor sonunda. Destek neyin destek bulduğuna, neyin destek bulmadığına takılıyor maalesef. Orada da neyin destek bulduğu işte belli. Weber meselesine gelince onu Ersin Hocam izah etti. Orada şiddet kullanmanın, zor kullanmanın diyelim, şiddet demeyelim ona, zor kullanmanın kimin elinde olabileceğini anlatıyor Weber ve diyor ki devleti meşru kılan şey, derden bir defa meşruiyet tanımına uzun girmeyelim ona, bir tanesi zor kullanma tekelini elinde bulunduran kurum olmasıdır. Başka bir kuruma zor kullanma izni verilemez devletten başka diyor ki bu farklı fazla tartışmalı bir şey değil. Ama çok uzattı. Bir şey daha söyleyeyim. Alakasız konuyla Weber'le alakalı. Susturabilirsin beni eğer çok alakasız düşersin. Malum Weber'in bir de protestan ahlakı diye bir tezi var. Kapitalist birikimin ve kapitalist kalkınmanın işte protestan ahlakından kaynaklandığını anlatan bir tez var. Bunu hepimiz biliyoruz. 1900'lü yılların başında yazılmış, 1910 falan olmalı herhalde bu çıkalı. İşte oralarda bir yerde 100 küsur yıl sonra durum nedir diye bir bakayım istedim. Nüfusun %60'ı veya daha fazlası protestan olan ülkelerin kişi başına milli geliri 30 bin dolara yakın, 29 bin bilmem kaç dolar. Nüfusunun %60 veya daha fazlası Katolik olan ülkelerin kişi başına milli geliri onun yarısı. 15 bin dolar civarında. 100 küsur sene sonra bu tezin ortaya atılışından Müslüman ülkeler diye soracak olursanız böyle bir soru yok herhalde. Çünkü anlayabiliriz. Yokmuş. Peki o zaman Var. Ben de oraya gittim. Yani Kur'an'daki istisnası var mı? Tabii istisnası var elbette hepsini. Ama ben yani %60'ı belli bir din ya da mezhepten olan işte 15 ülke, 25 ülke, 55 ülke hepsine baktım. Müslüman ülkeler içinde tabii bütün o işte Bahreyn'i, Katar'ı, Emirlikleri, Suudi Arabistan'ı, şusu busu dahil olmak üzere ortalama gelir 5 bin dolar adam başına. Buradan da artık nereye varılıyor işte görüyorsunuz, bakıyorsunuz Orta Doğu'nun halit türmeleri de orada. Çok teşekkür ederim. Hangi soru pardon, çok özür dilerim. Verdiğiniz kültürel kodlamalar, ben dedim ki sadece başkanlık sistemi değil, hayır, evet. Bütün demokrasinin çözümü. Pardon, çok özür dilerim, onu atlamışım, çok özür dilerim. Verdiğim kültürel özellikler, kodlama demeyeyim ama yani bir takım özellikler şunu gösteriyor diye düşünüyorum. En azından ben o amaçla sundum dikkatlerinize. Demokratik bir kültür yok ortalıkta. Demokratik bir kültür olmadığı zaman tek adam yönetimine müsait rejimler çok daha tehlikeli olur. Demek istediğim buydu. Yani ortalıkta demokratik bir kültür olsa frenler onu vatandaş. Ama o olmayınca işte bir de parlamenter sistemi bir tarafa bırakıp tek adamlığa giderseniz zaten tek adamı kabul etmeye çok meyyal bir toplumda tehlike büyüktür diye onun için o rakamları söyledim. Teşekkür ederim. Pardon sözü diyorum. Değerli konuklar, sohbet çok tatlı ama bir yerde de bunu sonlandırmak gerekir diye düşünüyorum. Onun için şöyle yapmak istiyorum. 5 kişi de
daha bir tur 5 kişi daha yapalım. O 5 kişiden rica edeceğim. Gözlemlerinizi, sorularınızı lütfen kısa tutunuz. Sonra konuşmacılarınızdan da mümkünse kısa yanıtlar almaya çalışalım. Şimdi bu 5 kişiyi yapmıştık, belirlemiştik. 1, burada 2, 3, 4, 5. Özür diliyorum. Şimdi o programın belirli bir zaman içerisinde bitmesi de biraz da bizim sorumluluğumuz. Onun için bu 5 kişiden sonra eğer sorularınız varsa onları program bittikten sonra konuşmacılarımızla belki ayrıca konuşabilirsiniz. Bu şekilde yapsak o sanıyorum daha doğru olacak. Buyurun. Lütfen kısa eğer sorularınız varsa kime yöneltmek istediğinizi bakın. Benim sorum Yılmaz Bey'e. Türkiye'de eğer başkanlık sistemi olursa ülke federasyonlara ayrı bölümü teklisinde beraberinde yerler. Teşekkürler. Şimdi devam edelim. Evet. Buyurun. Sizi alıyorum. Mikrofonu alabilirsiniz. Benim sorum Kuvvetler Ayrılığı'yla ilgili. Kuvvetler Ayrılığı'yla ilgili. Ve eşitliği ilkesiyle ilgili bir çok küçük bir sorun var. Şimdi anayasanın sadece başlangıç kısmında kuvvetler ayrılığından bahsediyor. Diğer maddelerde kuvvetler ayrılığı yok. Bunun böyle olacak. Kuvvetler ayrılığı ülkesi ihlal edildiği zaman bunu müeyyidesini göremiyoruz. Ayrıca hangi ölçülere göre ihlal edildiğini belirtme diğer çizgiler de ortada yok. Bu çizgiler de ilk zaman kuvvetler ayrılığı çok net vurgulanması gerekiyor. Hem 61 Anayasası'nda böyle hem 82 Anayasası'nda. Bir de bu kuvvetler ayrılığını tam uygulayan ülkelerden iki tane örnek verebilir misiniz? Bunlar acaba koalisyonlar idare edilir. Evet. Mikrofonu yan. Hanım mikrofonu alabiliriz buraya. Her tarafa. Sonra buyurun. Ben bu toplama konusunda bir örnek vermek istiyorum. Acaba büyük bir travmadan sonra bir değişime olabiliyor mu? Mesela Almanya'da örnek alırsak Weimar hükümeti döneminde 1911-34 yılı arasında çok değişik olaylar cereyanetti. Ondan sonra kim geldi? Hitler geldi. Ve Hitler hem Almanya'yı hem dünyayı perişan etti. Şimdi ise Almanya'da büyük bir uzlaşma kültürü var. Yani 4 sene bir tek farklı dönem, ondan sonra devamlı koalisyonlarla bir uzlaşma içinde yürütülen bir demokrasi var. Demek ki bazı şeyler kodlamalar, büyük travmalarla falan değişebiliyor. Öyle söylemeye çalışmış. Yolu da bir yolu da oraya. Geçenlerde Orhan Pamuk hakkında bir yazı okudu. Kendisi Avrupa'da yaptığı bir konuşmada şöyle diyor. Türkiye'de siyasi ıslah, yani ahir ve son tartışma perdenin ne kadar süreceği belli değil ama son tartışma. Bunun sebebi de hükümetin güç üstlendirilere karşılması çıkar çeteleri kurmuş olmasıdır. Ve bu siyasi ıslah kredisini çok düşüyor. Onunla beraber bu başkanlık sisteminin kredisi de düştü. Onun için korkacak hiçbir şey yok. Bu sebeple kabul edilmiştir. Ve bu sebeple aile bağları nedeniyle cevap vermemekte olmaz. Bu anayasa hakkında ne iddia edebilirsin? Kimse kendi aleyhine şahitlik etmeye zorlanamaz. Şimdi aslında Zafer sorduğu zaman ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sonra Yılmaz onun üzerinde epey durdu. Kültür meselesi, yani ne kadar kültüre bağlıdır sosyal olaylar veya ne kadar kurumsal ekonomik temellere bağlıdır. Bunlar da sosyal bilimlerde çok temel sorunlar var. Ve
söylüyoruz. Daha ziyade ilişkilerden, korelasyonlardan söz edebiliyoruz. Ama hangisine meselesinde hep tartışma olmuştur. Yılmaz'ın hangi tarafta yer aldı belli oldu ama. Evet, evet. Nerede lan? Şimdi, ben çok yapıyorum ve yani hatta veriyorum. Ama şurada Yılmaz'la aynı şekilde düşünüyorum. Kendisi yani çok yıkılık yıldır. Çaresizliğe doğru gidebiliyor söylediğinde. Yani çare yok. Doğru. Yani bu söylediğinde doğru ama çare yokla bitiremeyiz. Ve ben orada kendisini gider kültürün değiştiğine ben doğruyum. Ben değiştiriyorum. Yani biz biz değiştirebiliriz diye düşünmek istiyorum. Yani burada da sosyal bilimlerin bir başka sorunsalı ortaya çıkıyor. Bu kadar sosyal bilim durumu açıklayıcı rol oynar, ne kadar da değiştirici rol oynar. Yani bütün uygulamalı sosyal bilim örneğimizde burada bu sorular ön plana çıkıyor. Ama bu işte toplumsal mühendislik midir? Yoksa bildiğimiz doğrular yönünde eğitim midir? Bunlar hep tartışmaya açık konular. Ama ben burada özellikle eğitimi bir kere daha size sunmak istiyorum. Ben bu konuda çok istatistiklere baktım, bir şeyler de yazdım. Eğitimin son derece güçleştiğini bilelim. Ve bunun ayrıntılarını herkes bilmiyor. Hatta bizim aramızda da dinleyenler vardır. Ortaokullarda haftada 8 saat ders var. Bunu siz bilmiyorsunuz herhalde. 2 saat zorunlu, 3 tane de 2 saatlik ilgili ders var. Ve başka konularda öğreten olmadığı için bunlar hepsi limon. Yani çocuklarımızın haftada 8 saati matematikten kendilerini düşünen alarak yine veriyor. Yani toplumun bu kültürün bir vazgeçti. Aslında şikayet ettiği hafta olarak bu kültür daha da yeterleşiyor. Nitekim Yılmaz'ın gene yaptığı dünya değerler araştırmasında kendisinin bulgusu gençler Türkiye'de yaşlardan daha din kadınlar. Din onların gün hayatında daha önemli. Ki bu bir anormallik ve hiçbir toplumda gençler yaşlardan anormal değil. Şimdi bunları düşünün göreyim bir önerim bir öncesi üyesi olarak lütfen bu harika toplantı gibi bundan sonra da toplantılar yapalım. Hani bir miktar nasıl değiştirebiliriz? Veya değiştirebilir miyiz? Hep biz konuşmayacağız. Bizim böyle bir rolümüz olabilir mi? Örneğin bazı şimdi seçim öncesinde biliyoruz ki bütün dünyada aslında marketin bütün pazarlama teknikleri, propaganda teknikleriyle aslında seçimler kazanılıyor. Televizyon seçimleri kazanılıyor. Yani bizim bu konularda danışmanlık yapmak gibi, fikir beyan etmek gibi, tartışmak gibi herhangi bir yolumuz olabilir mi? Bu tür sorular var. Teşekkürler. Şimdi teşekkürler sizden. Sorularınız edildi. Sizden son bir yanıtlarınızı almak istiyoruz ama lütfen önce Yılmaz Hocam. Nasıl uygun görürüz? İtirazım olmaz. Kısa kısa fark edelim. İlk soru hem çok kısaydı, cevabı da çok kısa olacak. Başkanlık sistemi bölünme tehlikesini içerir mi? Hayır, illa da başkanlık oldu diye bölünmeli. Yani oradaki belirleyici bir ilişki, nedensel ilişki bulunduğunu düşünmüyorum. Bölünme parlamenter sistemde de olur. Nitekim oldu. Birçok parlamenter sistemde de bölünme oldu. Başkanlıkta da oldu. Yani
benim başkanlığa itirazımın esasında o kaygı yatmıyor. Cevap kısa. Şimdi beyefendi anayasal müeyyideden Şimdi anayasal müeyyide yok. Onun için de işte kuvvetler ayrılığı tam uygulanamıyor. İşte 61 anayasasında da 82 anayasasında da keşke bu güçlü bir şekilde belirtilseydi. Anayasada çok güçlü bir şekilde belirtilmiş durumda. Cumhurbaşkanı kararsızdır. Ve de Cumhurbaşkanı bırakın anayasada belirtilmesini bu konuda yemin. Değil mi? Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde hem bütün milletin önünde yemin etti. Yani kaldırmış. Hayır, şöyle anayasal yapılmışsın. Anayasal müeyyide her şeyi halletmiyor. Eğer anayasaya uymak konusunda bir toplu irade yok ise, nitekim onu da bir iktidar yöneticisi, yani öyle herhangi bir de değil, üst düzey bir yöneticisi çok veciz bir şekilde dile getirdi. Bu anayasayı tanımıyoruz biz. Dedi bunu açıkça, yani bu kelimelerle söylendi bu. Şimdi o zaman ne yapacaksınız? Yani anayasaya yazsanız, yazmasanız ne değişecek diye düşünüyorum. Kültürel değişim konusunda karamsarlığa sürüklediğim anlaşılıyor. O kadar ki 40 yıllık birbirimizi tanıma süresi içinde Çiğdem hocamla galiba ilk defa fikirlerimiz ayrı düştü. Genellikle çok paralel. Yok, ben şimdi aynı fikirdeyim. Sadece sonuçlar. Şunu ben, bakın şunu diyorum ben. Bütün demek istediğim şuydu. Bu kültürel kültür değişmesine asla dedim. Kültür değişir. Her yerde örneği var. Hızlı değişmez dedim. Travmaların değiştireceğini de özellikle vurguladım. Savaşlar, büyük felaketler, doğal afetler, şunlar bunlar sonucunda daha da hızlı değişebilir. Çünkü o toplumda öyle bir hareket, öyle bir travma yaratır ki eski değerler çöpe atılır, yerine yenileri gelir ya da gelebilir en azından. Onu bırakalım bir kenara. Bu kültürel değerlerle başkanlık sistemini ne olur getirmesinler dedim ben. O çok tehlikeli olur dedim. Yoksa bu kültür değişmez, bundan hiçbir şey olmaz. Bu karamsarlığa asla... Tamam, çok iyimser olacak bir durumda yok ortalıkta ama mutlak karamsarlık da gerekmiyor. Ama diyorum ki yapacağımız iş, alacağımız siyasal kararlar, kurulacak siyasal kurumlar bu çerçeve, bu kültürel çerçeve içinde olacaktır. Onu gözetmeden falanca yerde şöyle işliyormuş, filanca yerde böyle işlemiyormuşuz getirirsek yani o zaman... Bunları gözetince o zaman Türk tipi başkanlık sistemi öyle. Hayır, ben... Hayır, hayır. Şöyle bir varsayımdan gidiyorum sevgili kardeşim. Cüneyt'ciğim. Şöyle bir varsayımdan gidiyorum. Diyorum ki hepimizin temel varsayımı demokratik, özgür, insan haklarına saygılı bir ülkede yaşıyor olmaktır. Tamam mı? Bu temel varsayımın hepimiz tarafından paylaşıldığı inancıyla diyorum ki eğer amaç, eğer hedef buysa o zaman bakın bir de şöyle bir durum var ortalıkta. Bunun etrafından nasıl dolaşırsınız ve bunun etrafından dolaşıp insan haklarına saygılı, özgürlüklere saygılı demokratik bir rejimi kurmanın yolu başkanlıktan geçmiyor diyorum. Söylediğim tek cümleyle bu. Nereden?
Ya şurada duruyor işte bu. Yani merkeze geçiyor. Yani pardon ama temel bir metodolojik doğrudur. Bir şeyin yanlış olduğunu göstermek onun tam tersinin doğru olduğunu göstermez. Yani onun için madem bu olmadı öyleyse başkanlık daha iyi olur da yani öyle değil durum. Evet, kültürel değişimden bahsettik. Englehart'ın deyimiyle, Ronald Englehart'ın deyimiyle kültürler dirençlidir. Ama denilmez değildir. Değişebilirler. AKP son perdeyi mi oynuyor? Bilmiyorum artık o wishful thinking dedikleri bir şey midir? Kaçıncı perde oynanmaktadır? Bilemem. Onu benim bilebileceğim bir mesele değil o. Onun için orada evet. Şimdi seçimler gene anlaşabileceğiz hocam. Seçimler televizyonda ve medyayla kazanılıyor şeklinde. Vallahi değil. Şu anda iki böyle kutuplaşmış ortamlar. İki televizyon kanalı. Bir tanesi tamamen iktidara bağlı bir kanal. İzleyici araştırması. Haber. İzleyicilerinin %90'ı AKP'yi destekliyor. Oradan başka bir yere ulaşmanız pek zor gözüküyor. Tarafsız şeyde işte. Yani tırnak içinde tarafsız diyorum. Tarafsız olarak bilinen işte açık ort durumlarda işte oradan da buradan da şuradan da filan konuşmacının olduğu ya da artık kavga ettiğim bir televizyon kanalının araştırmasına göre onların da izleyicilerinin %70 küsuru CHP'ye oy vereceğini söylüyor. Böyle kutuplaşmışsınız. Yani verilen mesajlar mesajı verene göre alınıyor veya alınmıyor. Gazetelere bakarsanız aynı durum söz konusu. Bütün haber kaynaklarında önce bizden mi diye bakıyorlar. Ona göre mesaj zaten istediğimiz bizdense istediğimiz mesaj oluyor. O zaman sorun yok. Böyle bir yani kutuplaşmanın getirdiği böyle bir sakınca da var. En son vallahi bir tek cümle şu: başkanlık sistemi buraya uymaz ama başkanlık sistemi iki partili değil de çok partili ülkelerde özellikle sorumludur. Türkiye'de iki partili görebileceğimize göre o zaman bir de o sakıncasını göz önünde tutmakta yarar vardır. Bir daha da konuşmam artık. Teşekkür ederim. Çalışmıyor galiba ama neyse. Kusura bakmayın ben ayağa kalkamıyorum. Bir ayak bileğimdeki bağlarda bir problem var. Onun için canım acıyor. Sunumu öyle yaptım. Ama yanıtları size burada oturarak veriyorum. Aklınıza sığınarak. Başkanlık ve federalizm arasında sıkı bir bağlantı yok. Yani bunu bu şekilde düşünmemiz için bir sebep yok. Ama şunu unutmayın. Dünyada bazı ülkeler eğer federalizm olmazsa ulus devlet halinde bir arada kalmaları imkansız. Bunların başında İsviçre gibi. İsviçre diye bir devlet olması ancak federalizmle mümkün. Üniter bir devlet olarak yaşayamaz. Böyle bir imkan yok. Bunun dışında Avrupa'da çok örneği var. Başka örnekleri de var. Aynı şekilde Almanlarda federalizm bir arada kalmayı etkilemiştir ve desteklemiştir. Avrupa'nın küçük ülkeleri, suyun altında olanlar vesaire. Bunlar da bir kısmında federalizm güçlü olarak varlıklarını sürdürmeyi sağlamıştır bugüne kadar. Ne kadar sürünerek geldi mesela Belçika. Bugün var mı yok mu falan belli değil ama işte bir şekilde federalizmle var olan. Onun için federalizmi böyle parçalanmanın bir adımı olarak falan kabul etmek doğru değil. En azından bizim siyaset bilimi yazarında böyle bir vaka yok. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri için federalizm Amerikan sisteminin çalışmasında bir kolaylık olmuş. Eğer federalizm olmasaydı Amerikan sistemi çok daha zorda olurdu.
bir lider bir devlet olacaksınız. Her şeyi merkeze toplayacaksınız. Bütün hizmetleri merkezden vereceksiniz. Sonra memurlarınıza gidin eve oturun diyeceksiniz. Olmaz. Çalıştıramazsınız. Yani Türkiye'de bugün Amerika'daki gibi bütçeyi çıkaramazsanız, geçici bütçe üzerinde dahi anlaşamazsanız, memurlara yol verdik, 3 milyon kişi gitsin evine otursun deseniz, ne elektriğiniz yanar, ne uçağınız kalkar, hiçbir şey olmaz. Bir felakettir. Onun için eğer Amerika'daki gibi bir başkanlık sistemi uygulamaya kalkacak olursanız, mutlaka desantralize olmak mecburiyetindesiniz. Türkiye için söylüyorum. Merkezi bu kadar ağırlıklı kontrol ettiği bir yerde, kilitlenmeye, kilitlense ne olur diyemezsiniz. Tabii Yılmaz Hocam'ın sunmadığı bir iki özelliğe daha burada bulunayım. Türkiye'de insanlar işi piyasadan beklemiyorlar. Sorduğunuz zaman sizi kim iş verecek diye ben bazı araştırmalarda ben de buluyorum. Soruyoruz. %75 devlet diyor. Devlet. Yani gayet açık. Piyasa diye bir şey yok. 35 sene oldu piyasa sistemine geçeli. İnsanlar piyasadan bir beklenti içinde değiller. Piyasayı ağırlık gördüklerini gösteren bir kanıt da yok. Düzgün çalışan, hakça çalışan bir sistem olduğunu gösteren bir kanıt da yok. Devletler de cevap. Evet. Sonuç itibariyle böyle bir problemimiz var. Onun ötesinde hemen de eğer merkezi bu kadar güçlü tutma durumundaysanız, bu kadar merkezde güç toplama durumundaysanız, o zaman merkezde bir takım düzenlemelerin çok daha önemli olduğu bir sistemi göz önünde bulundurmanız gerekir. Öyle bir sistem başkanlık sistemi değil. Çünkü başkanlık sisteminde kitlenme rizikosunu peşinen kabul edeceksiniz. Onun için varsayımları saydım, diğer özellikleri saydım. Ve buna göre amacın halkın kendi kendini istediği gibi idare edebilmek yeteneği ve gücü olduğunun varsayımı üzerine oturduğunu kabul ettim. Amerika Way of Life dedikleri şeyin içinde vatandaşın istediği gibi özgürce davranması var. Özellikle iktisadi hayatta. Bizde böyle bir algı yok. Yoksa nasıl kuracaksınız? Neyin üzerinde inşa edeceksiniz? Onun için demokrasi olarak bir başkanlık sistemi istenmiyor. Türkiye'de bir istibdat rejimi olarak başkanlık rejimi istiyor. Ve bunu popüler oyla istiyor. Ona baktın 1799'da yaptı. Referans yanlış yani. Osmanlı değil, ona baktı referans alması. Daha iyi. O şekilde referandumla direkt aldı. Meclisi es geçerek vesaire. Kendini de imparatoru ilan edecek. Ona baktın yaptığı gibi yönetsin. Nereye gidecekse gideriz. Onlar ne olduysa bize de oldu. Bu yolun sonucu savaştır. Savaşın sonunda da ne olacak? Gayet açık. Dolayısıyla girerseniz bu yola ağır bir bedel ödersiniz. Bu yönde oy veren herkes de bu bedeli peşine satın almayı kabul eder. Dolayısıyla rizikolar bunlar. İstiyorsanız bu rizikoyu katlanmayı buyurun katlanmayın. Ama öbür taraftan şunu da kabul etmek lazım. Kuvvetler ayrılığı bir şekilde uygulanmıyor. Çok farklı şekillerde uygulanıyor. Ülkelerin kendi özelliklerine göre farklılıklar ortaya çıkmış durumda. Çünkü kurumlar farklı şekilde evriliyor. Yani bunlar kültürden tamamen bağımsız değil. Ben Acaboğlu ve Robinson'ın çalışmasına bulurken onlar biraz sert bir şekilde ayırıyorlar. Tarihsel bir süreç içerisinde bu kurumlar oluşuyor. Zaten tarihsel süreç kültürü de belirliyor. Onun için esas alttaki belirleyen temel tarihin getirmiş olduğu sonuç. Şimdi bu kurumlar İngiltere'de farklı şekilde çalışıyor. İngiltere'deki denge ve denetimi sağlayan temel unsurlardan bir tanesi siyasi partinin kendisi. Bunun örneğini vermeye çalıştım. Aynı zamanda yargının tamamen bağımsız olması. Yargı bağımsızlığı mükemmelen çalışıyor. Ama yazılı bir anayasa yok. Anayasa yargısı da yok. Yavaş yavaş yola doğru girdiler. Girmek mecburiyetini kaldılar. Bir sistemde değişiyor büyük ölçü. Fakat oradaki temel varsayım şudur. Anımsatmak için söylüyorum. İngiltere'de parlamento halkın yokluğunda halktır. Onun için yazılı anayasa. Yani parlamentonun temel işlevi budur. Parlamento üstünlüğüne dayanan bir modelleri var. İngiliz varsayımı ki en iyi Thomas Hobbes tarafından ifade edilmiştir. Kendisinde halkın yokluğunda parlamento halktır. Özdeştir. Başkanlık sistemi değil mi hocam? Yani dolayısıyla orada halk parlamentodaki alan kamerası eline geçirme ve karşısında aristokrasi ve krala pozisyon alma ve onun yetkilerini alıp halk adına yönetme sabana dayalı çalışma. Onun için meclis
bundan. Ayrıca halka gidip herhangi bir şey sormaya ihtiyaç da yok. Ve dolayısıyla anayasal olarak çıkacak bütün meseleleri de meclis kendiliğinden halk olarak çözer. Varsayım budur. Ama İngilizler'de referandum yolunu seçtiler. Seçtikleri andan itibaren bu saf çöktü. Bugün değişmek mecburiyetidir. Dolayısıyla böyle bir problemle karşı karşıya. Bu bir yöntem. Ama tek yöntem değil. Başka ülkelerde de farklı yöntemlerle bunu dengeleme ve denetleme meseleleri çözülmeye çalışmaktadır. Sivil toplum kuruluşları, çıkar grupları, baskı grupları, onun ötesinde değinildi medya, basın vesaire, bunların hepsi fren mekanizmaları. Ve çeşitli güçlerle, iktidarı denetlerle ve denetleme özellikleri var. Bu özellikler yine tarihsel olarak belirlenmiştir. Kültür içerisinde belli bir yere geldikleri için etkilidir. Örneğin Almanya'daki Cumhurbaşkanı eşi bir iş adamından düşük faizli kredi aldı. Kendisine basın soruyor. Bu doğru mu diyor? Yalanlıyor. Birkaç kere. Daha Cumhurbaşkanı seçilmeden. Bunun böyle olduğunu Bild gazetesi ele geçiyor. Bild gazetesi yayınlamaya kalkıyor. Bild gazetesi telefon ediyor. Ben yurt dışındayım diyor. Kendi deyimiyle. Bild bunu kabul etmedi ama. Ben döndükten sonra bunu yayınlayınca içeri cevap verme imkanım diyor. Bild gazetesi bize baskı kuruyor diye tepki gösteriyor. Yayınlayacağız diyor. Bunun üzerine dönüşünde Bild gazetesi telefon ediyor. Bild'in ifadesine göre tepki ediyor. Cumhurbaşkanı ifadesine göre serzenişte bulunur. Hangisi ifadeyi kabul edersiniz? Onun üzerine bilmiyor ki bizimle yapmış olduğumuz telefon konuşmasını zaptı aldık. Hukuki değil. Bunu yayınlayacağız. O gün istifa et. Tamam mı? İstifa etmese ne olurdu? Almanya'da siyasette muazzam bir problemin ortaya çıkacağını söyleyebilirsiniz. Türkiye'de bunun alası olmuş. Arafaki olayı. Kimse yerinden kutlamamış. Kimsenin yerinden kıpırdaması için herhangi bir tepki de gösterilmemiş. Ve dolayısıyla aradaki farkı buralarda bulabilme imkanımız var. Kuvvetler ayrılığının Türkiye'de işlememesinin nedenlerinin başında Yılmaz Bey'e katılıyorum. Halktan gelen tepkinin son derece zayıf olması görülmeli. Halkın demokrasiyle temel bağlantısı oy vermeden ibaret. Ve demokrasi o zaman çalışmıyor. Buna başka adlar veriyoruz. Delege demokrasi, illiberal demokrasi veya competitive authoritarianism falan. Dolayısıyla Türkiye daha henüz demokrasi olarak kendi rüştünü ispat edilmiş durumda değil. Kuvvetler ayrılığının çalışması bu şartlar altında mümkündür. Bunu çalıştırabilecek olan kurumlar meclis dahil güçlü değil, etkili değil ve herhangi bir şekilde bu içinde bulundukları konumdan da müşteki değil. Değiştirmeye de çalışmıyoruz. Bu kadar davetler koptu. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde doğru düzgün tartışma çıkmadı. Şimdi bu çok ciddi bir problem. Bu problemi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öncelikle farkına varıp neden böyleyiz diye düşünmesi lazım. Ben soruyorum tabii. Herhangi bir demokrasinin siyasi partisi midir değil midir? Dolayısıyla ortada çok ciddi bir problem var. Kurumsallaşmamış partiler. Tamamen çıkar örgütü gibi çalışıyorlar. Bunlara hizip deniyor bizim tarafımızda. Hizip olmanın ötesine geçemiyorlar. Böyle bir ortamda da fazla bir demokrasi performansı bekleme şansımız yok. Onun için Türkiye'de böyle bir takım problemlerimiz var. Siyasal İslam'ın son perdesi olması algısı Sayın Pamuk'un biraz iyimserlik bence. Burada daha çok perde gibi. Bu oyunda daha çok perde var. Bir perde, iki perde değil. Çok perde var. Dolayısıyla bunların hepsini görmemiz gerekiyor. Şunu unutmayın. Türkiye'de hala 4 yıllık eğitimini tamamlamış diploma sahibi kişi sayısı 5.200.000. Seçmen miktarı 55.000.000. %10'u bile değil. Dolayısıyla buradaki eğitilmiş kitlerin bu kadar az olduğunu, hacminin çok düşük olduğu bir ortamda Türkiye'nin demokrasiyle ilgili sorunlarını ele alıp tartışılabilmesi ve bunun bir ivme kazanabilmesi biraz zor. Onun yerine iş bir takım basit
isterseniz ödüllendirmeler. Ya bundan şeyi kastetmiyorum, aman yanlış anlamayın. İşte pirinç verilme, kömür verilme falan falan. Bu daha basit değil. Çok daha rafine olarak yapılıyor. Artı bazı prestij imkanları temin edilmesi, geniş kütleye Türkiye'nin gerçek sahibi ve yöneticisi olma hissiyatını kazandırdı. Bu kütlerin bu hissiyatı kolay kolay terk edeceğini düşünmüyorum. Onun için ortadaki sorunun büyüklüğü buradan kaynaklanıyor. Bunu nasıl aşacağımız da şu anda görebilmiş durumda değiliz. Ve dolayısıyla işimiz bu kadar kolay da değil. Onun için süreç biraz daha uzun sürecek gibi gözüküyor. O kadar basit bir süreç değil. Çiğdem Hanım'ın önerisi ilginç. Tabii bilim akademisinde tartışmak gerekir. Böyle bir şey yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Ne konularla konuşacağız, ne kadar konuşacağız? Neyi anlatabileceğiz? Kime anlatacağız? Bizi kim dinleyecek? Hangi kanallardan geçecek bunlardır? Yılmaz Bey'in söylediği gibi çok farklı kanallar var burada. Bunların ne kadarı bizi izleyecek? Burada da benim bir takım şüphelerim var ama bunu kendi aramızda sonra tartışabiliriz. Teşekkür ederim. İki konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu iki arkadaşımız izin verirlerse söyleyeyim bu konularda çok deneyimliler, çok ustalar ve çok renkli bir şekilde sundular sunacakları şeyleri. Gerçekten bizim de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Bu paneli başarılı yapan sizlersiniz ayrıca. Sağ olun geldiğiniz için. Şimdi kısa bir şey söyleyeceğim. Eğer bize adresinizi bırakmak isterseniz şurada anlaştık. Tamam, anlaştık ama yine de bir kere atlanmış isimler varsa yolları yanındaki masaya koyuyoruz. Sonra bu konuşmacılarının metinleri bizde var. Yazılı metinleri varsa bunları da aslında verebiliriz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Başka bir panelde umarım bir başka bir